Sayın başkanlar, değerli misafirler, öncelikle meclisimizin bugünkü oturumunda üniversitemizi sizlerle tanıtmak, üniversitemizin mevcut durumunu ve geleceğini sizlere aktarmak için tanımış olduğunuz fırsattan dolayı teşekkür ediyorum. Çok fazla uzatmayacağım ben de sözü. Bazı rakamları sizlerle paylaşıp İstanbul Ticaret Üniversitesi'nin kuruluşundan günümüze kadar geçirdiği aşamaları ve önümüzdeki dönemde düşündüklerimizi, vizyonlarımızı paylaşmak isterim. Üniversitemizin kuruluş amacında, üniversitemiz Ankara'da Milli Eğitim Bakanlığı'na, YÖK'e ve Bakanlar Kurulu'na gönderdiği kuruluş teklifinde çok güzel bir kuruluş amacı belirlemiş. Eğitim düzeyi, bilimsel araştırma ve yayınları, kültür ve sanat faaliyetleriyle küresel ölçekte çağdaş eğitim ve araştırma yapmak, ülkemizin ve dünyanın önde gelen yüksek öğretim kurumlarından arasında yer almaktır. Bugüne kadarki performansı biraz sonra anlatacağım. Gerçekten de buna yönelik önemli adımların atıldığını ifade edebiliriz. Gelişim trendimize baktığımızda öğrencilerimiz 2001 yılında 73 iken 2011 yılında 5148 olmuş. Öğretim üyesi sayımız 2001 yılında 48 iken 2011 yılında 206'ya ulaşmış. İdari personelimiz de 46'dan 186'ya çıkmış. Kampüslerimiz de Eminönü, Üsküdar, Küçükyalı, en son sizlerin kararından sonra aldığımız Sütlüce'yle de kapasitemizi iki katına çıkarmış olduk. Mezun öğrencilerimiz açısından bakıldığında 5197 ön lisans ve lisans öğrencisi mezun etmişiz. 1501 tane de lisansüstü yüksek lisans öğrencileri mezun olmuş. Dolayısıyla şu anda muhtemelen Türkiye'nin önemli sektörlerinde, ticari faaliyetlerinde hem lisans hem de yüksek lisans öğrencilerimiz etkili bir şekilde işlemlerini devam ettiriyor. Bölümlerimize gelince Eminönü Kampüsü'nde hukuk fakültemiz 2 bölümle, Sosyal Bilimler Enstitüsü 13 yüksek lisans, 2 doktora programı ile, Fen Bilimler Enstitüsü 5 yüksek lisans ve 1 doktora programı ile eğitimine devam etmekte. Ayrıca 3 merkezde Eminönü Kampüsü'nde faaliyetini sürdürmekte. Üsküdar'daki kampüste ise Fen Edebiyat Fakültesi, İletişim Fakültesi ve Ticari Bilimler Fakültesi ortalama 14 bölümle faaliyette bulunmakta. Küçükyalı Kampüsü'nde ise Mühendislik ve Tasarım Fakültemizde Meslek Yüksekokulumuz yine 7 ve 15 bölümü olarak da faaliyet sürdürmekte. Kayıtlı öğrencilerimize gelince 2011 yılı itibariyle, yani bu dönem itibariyle 5148 ön lisans ve lisans öğrencimiz kayıtlı. Bunların çoğunluğu 1459 kadarı Ticari Bilimler Fakültesi'nde, 1052 tanesi Mühendislik ve Tasarım'da, Meslek Yüksekokulu'nda da 1059 öğrencimiz eğitim almakta. Yüksek lisans ve doktora programlarında ise sosyal bilimlerde 596, fen bilimlerinde de 69 öğrenci lisansüstü eğitim görmekte. Öğretim elemanlarımız dağılımına bakıldığında 206 öğretim elemanımız var. 146 öğretim elemanı da değişik programlarda diğer üniversitelerden ve özellikle de sektörden uzmanları derslerde ders vermek üzere istihdam ediyoruz. Profesörlerimiz 57, doçentlerimiz 21 ve yardımcı doçentlerimiz de 39 sayısına ulaşmış bulunmakta. Uluslararası boyutumuza gelince Erasmus ve ikili anlaşmalar yoluyla az önce televizyonda da bahsettiğimiz gibi çok fazla sayıda ülke ve üniversiteyle işbirliğimiz devam ediyor. Yabancı öğrenci sayımız Türkiye Cumhuriyetlerden 9, diğer ülkelerden de 47 tanesi lisansta, 19'u da yüksek lisanslı olmak üzere 63 yabancı öğrenciyle eğitime devam ediyoruz. TOEFL merkezimiz Eminönü Kampüsü'nde İstanbul'da talep eden herkese bu ilgili sınavlarla hizmet vermekti. Üniversitemizin iki özelliğinden de bahsetmek isterim. Bir tanesi 8 ülkenin katıldığı Avrupa Birliği destekli girişimciliği öğrenme projesinde Türkiye'de yer alan iki üniversiteden bir tanesiyiz. İkincisi Teknopark İstanbul'da da İTÜ ile birlikte kurucu ortağı olduğumuz Teknopark İstanbul'da önümüzdeki dönemler içinde de araştırma geliştirme çalışmalarında iş dünyasına katkıda bulunmaya devam edeceğiz. Diğer hizmetlerimiz açısından
42 bin basılı, 80 bin elektronik kitap ve 19 erişime açık veri tabanı 4 kampüste öğrencilerimize ve öğretim üyelerimize hizmet vermekte. ULAK BİM tarafından taranan Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri dergilerimiz düzenli şekilde yayınlanmakta. Farklı alanlarda 52 öğrenci kulübümüz öğrencilerimizin sosyal ve kültürel sermayesini arttırmakta yardımcı olmakta. Biraz sonra sizler arada göreceksiniz. Kariyer merkezimizde mezunlarla ilişkiler, staj ve iş bulma organizasyonunda yardımcı olmaktadır. Bir diğer önemli merkezimiz de sürekli eğitim merkezi. Kurslar ve sertifika programları ile hem İTÜ ile birlikte bu süreci yönetiyoruz. Yeni projelerimizin akademik olanlarından da çok özet bahsedeyim. Ticaret Enstitüsü'nü bu sene aktif hale getireceğiz. Bazı faaliyetlerine başladık. Yeni program, araştırma ve yayınlarla da hizmete sokacağız. Merkezler olarak da Kurumsal Yönetim Merkezi, İtibar Merkezi, Bankacılık ve Finans Merkezi gibi daha önce mütevelli heyetimizle görüştüğümüz, prensip kararı aldığımız merkezleri de kısa zamanda devreye sokacağız. Uzaktan eğitimle ilgili altyapıyı da tamamladık. 2 tane lisans dersini ve bir de sürekli eğitim merkezi programını da bu süreçte hizmete sunmuş olacağız. Uygulamalı bilimler yüksekokulu veya fakültesi üzerinde hazırlık yapıyoruz. Orada da matbaacılık, yayıncılık, uluslararası lojistik, sivil havacılık ve ulaştırma işletmeciliği gibi konularda da gelişmelere bakacağız. Uygun ortam ortaya çıktığında, programları tamamladığımızda bunları da aşmayı planlıyoruz. Sayın Başkanlar, Ticari Bilimler Fakültesi'nde İktisat Bölümü ile Muhasebe Denetim Bölümünü de bu sene açmayı planlıyoruz. Meslek Yüksekokulu'nda da biraz sonra bahsedeceğim. Meslek komitelerle ilişkilerimizi geliştirerek sizlerden gelecek talepler doğrultusunda burada da programları çeşitlendirmeyi planlıyoruz. Sosyal Bilimler Enstitüsü 6 tane yeni yüksek lisans ve 2 tane doktora programı açacak. Fen Bilimler Enstitüsü de 2 tane yüksek lisans ve doktora programı açarak yeni hizmetine başlamış olacak. Piyasaya yönelik hizmetlerimize gelince yeni dönem içinde yine İTO Meclisi ile yönetim kurulumuzla mütevelli heyetle konuştuğumuz üzere İstanbul Ticaret Kongresi'ni başlatmak istiyoruz. Yıllık olarak, periyodik olarak yapmayı planlıyoruz. Türkiye İtibar Endeksini ilk defa bir üniversite çatısı altında bizler oluşturmaya başlayacağız. Bu sabah gelmeden önce Londra merkezli CFT firmasıyla trader eğitimi anlaşmasını yaptık. Protokollerle de Birleşmiş Milletler'de, KİAŞ'ta, COSCEP'le ve SEM'le de ihtiyaçlara uygun protokolleri düzenliyoruz. İTÜ ile olan ilişkilerimizde de sektör koordinasyon kurulu oluşturduk. Rektör yardımcılarımızın yer aldığı bu koordinasyon kurulu özellikle sizlerden gelecek eğitim, araştırma, uygulama taleplerini izleyecek, değerlendirecek ve ilgili birimlere aktaracak. Bir üniversite iktisadi işletmesi kurmak istiyoruz. Bu tür hizmetler de bize yardımcı olsun, hızımızı artırsın diye. Meslek komiteleriyle öğretim üyelerimizi ilişkilendirerek, her öğretim üyemizi mümkünse bir meslek komitesine ilişkilendirerek buradaki gelişmeleri sizlerden öğrenmeyi, üniversitedeki gelişmeleri de sizlere aktarmayı planlıyoruz. Eğitim yılını her dönem için 3 döneme çıkartmayı, birinci ve ikinci dönemlerde teknik, teorik bilgileri, son dönemde ise stajla ilgili bilgilendirmeyi, eğitimi de aynı kredi usulü yaparak fabrikalarda ya da stajyerlerinde yapmayı planlıyoruz. Son olarak da yine sizlerden gelecek teklifler ışığında özellikle son sınıflarda meslekten olan arkadaşlarımızın, meslek komitesindeki üyelerimizin talep ettiği bilgi birikimi, donanıma sahip olmaları için öğrencilerimize seçimlik derse koymak istiyoruz. Bunu da kısa zamanda sizlerle paylaşırız. Yeni perspektifimize gelince 3 tane temel önceliğimiz var. Bir tanesi beşeri sermayenin yeni özelliklerini dikkate almak istiyoruz. Dünyada öğrencilere neler öğretiliyor ise benzerini ticaret üniversitesinde öğretmek istiyoruz. Bize gelen öğrenciler bundan farklı olarak neyi talep ediyorlarsa onları kazandırmak istiyoruz. Son olarak da iş dünyasının beklentilerini de bu çerçevede değerlendirmeyi ön planda tutuluyoruz. Kuruluş felsefemize ve amacımıza uygun orta ölçekli bir üniversite olmak istiyoruz. Elbette ön lisans, lisans önemlidir ama ağırlığı da yüksek lisans, doktora ve sertifika programlarına vermeyi de planlıyoruz. Stratejik olarak da yeni dönemde 3 konuya ağırlık vereceğiz. Kapasitemizi rasyonel kullanacağız. Yani kurumsallaşmayı daha da güçlendirmeyi düşünüyoruz. Kaliteli farklılık üretmek istiyoruz. Yayın, proje ve araştırma odaklı bir yaklaşımı ortaya çıkartmak istiyoruz. Son olarak da uygulamaya yönelmeyi, uygulama yönümüzü daha güçlendirmeyi arzu ediyoruz. Dolayısıyla da meslek komiteleri ilişkilerde daha etkin olmayı planlıyoruz. Tekrar sizlere sevgi ve saygılarımı sunuyor. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.